akşam benim için ne olduğunu düşünüyorum. Buradayız, kendim için de. Bilir misiniz, Fotofemi Stüdyosu, Tokatlıyan karşısında 272 nolu yerinden çıktı. Bilir misiniz, Fotofemi Stüdyosu 272 nolu yerinden çıktı. Artık yok. Artık yok. Artık böyle bir mekan yok. Geriye ne kaldı? Katman katman bedenlerle dolu mülkler ve belki de metruk bir kent kaldı. Fotofibüs gösterir onları. Fotoğraflarda, daha çocuklar suratlarında. Büyünceye kadar başlarına gelecek olayları. O iğneli fıçının verdiği ıstırabı. İğneleri görür gibi olursunuz. Şimdi şu sokaktan yukarı diye emir veriyorlar. İçimde yazar olmak isteyen, onu dönüşmek isteyen bir ses var. Sürekli benimle konuşuyor. Her gün, her saat, her gece. Tekrarlıyor. Bir iğne gibi bedenimi yara yara ilerleyerek olmak isteyen ses konuşuyor. Söyleyebilir misiniz? Uçan benim içime bir zamanda. Fotofemi Stüdyosu. Tokatlıyan karşısında 272 no'dan eski yerinden çıkmıştır. Peki geriye ne kaldı? Bakışlar kaldı. Bakışlar kaldı bedenimizde biriken, şehirde biriken, vitrinlerde biriken, kuvvetlerde biriken, bakışlar kaldı. İçimde ses, ona dönüşmek isteyen, Sevim Burak olmak isteyen ses konuştu. Yok yerlerde. Şimdi artık eski yerinde olmayan ve sadece bakışlarında izi kalan fotoğrafı, kağıttan bir öykü ve sadece senin iğnenin kaleminde nefes alıyor. Kolaj dedi kadın, ben metinleri birbirine dikerim, iğnelerim, perdelerim. Onlardan katman katman öyküler, katman katman bedenler kuruyorum. Ben bir makineyim dedi kadın, makine. Yere geldiğinde bir fotoğraf makinesi, yere geldiğinde bir vapur, bir Bremen vapuru. Yere geldiğinde bir kalp pompası, acı veren, ölüme doğru azar azar ilerleyen. İthal malı bir makine, hem de değil, çünkü konuşuyor, üstüne üstlük yazıyor. Fakat kendi söylediği kelimeleri kendisinde bildiği yok. Kadın devam etti. Kısa bir süre aldatıcı boşluğa baktım. Makinenin güdüşü olup olmadığına emin olmak için aramızda gizli bir şey varmış gibi. Çok derin, onu izi sordular. Makineye gözükmeden kaçmak istiyorum. O aldatıcıya gündüz algın dolaşmalarında çok derin kendinden geçtiğim zaman, çok derin bir makinenin önünde, belki de değil, gördüğüm sadece bir gölge, makinenin arkasında kalan boşluk. Bir siyah, çok derin, kendim isterdim. Bu aşık olma duygusu bende doktordan fazla etten kemikten olmadığı için, makine olduğu için başlamıştı. Makine acele acele yürüyor, yatağımın kenarına yaşıyor. Her dakika kalkacakmış gibi, heyecanlanıyorum. Kağıtları atacağım diyorum perdenin üstünden topluyorum. Makineye bakıyorum, o aldıkça boşluğa bakıyorum. Bizi çevreleyen çemberlere bakıyorum, duvarlara bakıyorum, sınırlara bakıyorum. Adımlarıma bakıyorum, bedenime bakıyorum, içime bakıyorum, kelimelere bakıyorum. İçimdeki romanın müsveddesine bakıyorum. O olmak isteyen, ona dönüşmek isteyen o yazara bakıyorum. İçimdeki sesleri topluyorum, dinliyorum. İçimdeki yazar olmak isteyen, ona dönüşmek isteyen ses tekrarlıyor. Koru hiç susmuyor. Kuzguncuk vapur iskelesinde vapur halatından bir bir gelerek kopan ip parçaları gelip gökyüzüne parçalanarak fırlatılmak istedikleri bir fotoğraf olacak. Tebrikler, tebrikler, tebrikler. İşte bu resimlerim var. Acıklı hikayeler, acıklı resimler. O fotoğrafhaneye girerken başlarına gelecek binlerce sıralı bilmezler. Her yanına iğne sokulmuş gibi, iğneli fıçı gibi. Bir iğne kalbe girdi, bir iğne kalbe girdi. Belki bu cümle pek çok yazarın hayatını değiştirdi. O iğne giderek yukarılara doğru çıkıyor, acı veriyor, kanatıyor. İçimdeki yazar olmak isteyen, ona dönüşmek isteyen ses tekrarlıyor. İğne göze kadar ilerledi. Ve kadın onun gölgesinde bir öykü anlatmaya başlar. Kolajlardan kurduğu mekanı bir kağıt içine sizlere uzatarak "Hooks'um" diyerek başlar. Fotoğraf makinem benim kahrolası hafızam. Bir göz gibi kapanmayan kapağı her şeyi size gösterir. Bazen de göstermez, içine atar, saklar, yutar. Ve ona dönüşmek isteyen kadın hikayesine başladı, iğneyi kalbine sakladı. Otele doğru gidiyoruz, saçlarımız mizahlı değil. Hafiften yağmur yağıyor. Bestiyerin orada çanta unutuyor. Kalabalık yavaş yavaş bestiyerin önüne dolduruyor. Eşyalar birikiyor, numaralar alınıyor. Yukarıdan orkestranın sesi, kemanlar, piyanonun sesi, dans, müzik, çatal bıçaklar. Ve fokurduyan yer altının sesi. Salondan tekrar aşağı iniyorum. Orada kürk etolini veriyor. Beni fark ediyor. Oldukça uzun bir şekilde inceliyor.
Avını yemeden önce bakan bir jaguar gibi sakin ama şiddet. Çantamı ve siyahdan alıyorum. Sinirli bir şekilde Metin'in hediyesi olan bileziğimi düzeltiyorum. Elbisenin kenarına takılmış, uğraştık şey yeni kaçırıyorum. Düzeltmeye çalıştıkça daha çok kaçırıyorum ipliği. İplik neden kim biliyor mu? Elbisenin ipliği daha da çıkıyor neredeyse otelin adısına binecek. Oradan da yeryüzünün en derin kalkmanlarına kadar inip kök salacak. Böylece ben de sürekli hareket etmekten kurtularak canlı bir bitkiye dönüşeceğim. Kimsenin görmediği bir sarmaşık. İpliği son hamleyle koparıyorum artık yeryüzünde görünmez ve kristal bir vizenin altında parlayan muazzam bir sarmaşık olma hakkından sonuna kadar feragat ediyorum. İpliği çantamın içine koyuyorum. Çantada bedenin görünmeyen bir kısmı gibi kitabın kelimelerin nefes aldığını hissediyorum. Sustum ya da kumaşları eline dikmediğim zamanlarda sadece yazmak istiyorum. İplik giderek kaçıyor, elbise azar azar bozuluyor. İlk giydiğim mağazadaki hani vitrinden, kristal bir avize gibi İstanbul'u yansıtan o vitrinden, o bakılan güzel şeyden eser yok artık. Onun içinde birlikte asansöre biniyoruz. Bir üçüncü kişi daha var. Kim bilinmez. O zaman fark ediyorum. Etobi çektiği zaman siyah eldivenleriyle elini elbisenin üzerindeki broşa götürüyor. Tıpkı alana bakan bir jaguar gibi. Sarı istirdiği için de bir ince tanesi. Kapıyı açalım isterseniz diyor. Bir yandan da o broşu gördüğünden iyice de emin olmamı istiyor. Asansörde neredeyse bir cümle edince varlığını hatırladığımız kör çapkalı elinde zayıf Nikon makineli adam da asansör, Eyfel'den sonraki ikinci asansörmüş diyor. Cümlesi havada asılı kalıyor. Yavaş yavaş katları çıkıyoruz. Müziğin gürültüsünü hissediyoruz. Artık fotofebis yok. Fotofebis diye bir yer yok. Fotofebis bir yok yer. Hafızanın kıvrımlarında karışmış bir metin, bir fotoğraf. Aynadan asılı kalmış bir bakış, bir iğneli fıçı. Ona dönüşmek isteyen kadın tekrarlıyor. Yaza yaza en burada ayrımlarıma kadar indim. İndikçe her hatıraya teyellenmiş bedenimi iğrenenmiş fotoğraflar yüzer gördüm. Yazarak onları metinlere mühürledim. Bilir misiniz? Fotoğrafı üstü o katliam karşısında 270 şekil ne oldu? Eski yerinden çıkmıştır. Artık yok. Hatıra bir kulptu. Şu anda çoğu ölü yaşamıyorlar. Fotoğrafı stüdyosunda çekildi, resmedildi. Yok yer, kulptu. Hepsi bir bakış oldu. Bakışa dönüştüler. Zaman onları mühürledi. Babaannem, amcam, büyük babaannem. Bir aile albüm, kristal bir aile albüm. Ve ben şimdi Sevin Burak'a bir mektup yazacağım ve bunu bakacağım. Mektup şöyle başlıyor. Sevgili Sevin, sizinle tanışmak çok isterdim. Gerçekten çok isterdim. Mektuplarınızı okuyorum her gece ve çok etkileniyorum. Formiki yazarken duyduğunuz tutkuyla okuyorum. Onu bitiremeyişiniz beni kahrediyor. Gerçekten. Metninizi perdelere kurgularken duyduğunuz acı, mutluluk benim içimde başka bir yazara dönüşmeyi sağlıyor belki de. Başka bir şeye dönüşmek belki de böyle bir şey. Bakışlar, onları kristalize eden şeyler. Dikmek, metinleri dikmek. İçimize katman katman metinler, katman katman yazarlar, katman katman bedenler var. Ve ben iyi ki varsın diyorum. İyi ki seni tanımışım diyorum. Ve iyi ki o kitapları okudum diyorum. İyi ki yanık saraylar var. İyi ki Fotofebus var. İyi ki Afrika dansı var. İyi ki Fort McMahon var. İyi ki sen varsın. Çok yaşa. Sen hala yaşıyorsun. Evet. Bu performansında yok yerler Fotofebus ama bizim için var ya, her zaman olacaklar. Belki mekan olarak değil, metinlerle, öykülerle, kurgularla, bakışlarla, kulturlarla yaşayacaklar. Evet, ben bunları içimden gelen kelimelerle doldurdum. Ve tıpkı onun gibi, şimdi eser olarak gideceğim. Fenerime bir de böyle başlamadın mı? Her akşam ördüğü kazağı sökerek. Değil mi?
kadınlar her zaman örgüyle, iplikle ilişki halindeydi ilk yazarlarımız. Metin dediğimiz şey aslında Romalılar için dokunmuş olan boşuna demek değil. Çünkü dikmek aslında yazının bizatihi kendisi. Yazmak, katmanlarını inmek. İşte hayatın anlamı bence bu. Fotoğrafları çok sevdiğini biliyorum. Giyimine çok düşkündü, renkleri çok severdi, kırmızıyı. Ona yakışır bir renk bulmaya çalıştım. Sizi izliyor, görüyorsunuz. Evet, kesinlikle.